Değerli hemşehrilerim, bugün burada bir karar aşamasındayız. Biliyorsunuz 2014 Mart ayında Türkiye genelinde mahalli idareler seçimleri yapılacak. Bu seçimlerinde belediye başkanları, meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimleri yapılacak. Değerli yol arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, herkesin bir çıraklık ve kalfalık ve ustalık dönemi vardır. Biz çıraklık dönemimizi merkez ilçede kalfalık dönemimizi il başkanlığında geçirdik ve Erzincan'ımıza hizmet ettik. İstiyoruz ki önümüzdeki yerel seçimlerinde Erzincan'da ustalık dönemimizi belediyede geçirelim. Sayın Başbakanımızın, bakanımızın, milletvekilimizin ve özellikle de sizlerin takdiriyle bu göreve talibiz. Allah nasip kısmet ederse, sizler de bizi oraya layık görürseniz size hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, biz bu şehirde hiçbir zaman, özellikle altını çizerek söylüyorum, hiçbir zaman kavganın tarafı olmadık, olmayacağız. Hizmet üretirken kamunun ve vatandaşlarımızın haklarını ve menfaatlerini korumak ve kollamak için başımızı değil gövdemizi ortaya koyacağız. Bunu yaparken aynı zamanda AK Parti iktidarı döneminde şehircilik anlamında belki istediğimiz şekilde alamadığımız hizmet ve yatırımları Erzincan'ımıza ve size kazandırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Siyasete girmeden önceki mütevazi hayatımız ne ise merkez ilçe başkanlığı döneminde bu devam etti. İl başkanlığı döneminde bu hayatımız devam etti ve hiçbir zaman siyaseti fırsat bilip bu makamları kullanarak nasıl menfaat sağlarım, nasıl zengin olurum hesaplarını hiçbir zaman yapmadık. İş takibi, ihale takibi gibi toplumumuz tarafından tasvip edilmeyen gayri meşru işlere asla ne ben ne arkadaşlarımız girmedik. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bu tip işlere girişmek isteyenlere de asla müsaade etmedik. Dünden bugüne bize tevdi edilen görev ve makamlar bizi asla ve asla değiştirmedi, değiştirmeyecektir. Biz helali helal, haramı da haram bilen bir zihniyetle yetiştik. Sayın Başbakanımızın da dediği gibi siyasetin ve siyasetçinin yanaşacağı tek liman ahlaktır. Biz hayat çizgimizi hep bu minval üzerinde kurduk. Siyaset öncesi siyasette hep aynı kaldık. Siyaset sonrası da aynı kalmaya devam edeceğiz. Başbakanımızın, bakanımızın, milletvekilimizin, teşkilatlarımızın ve halkımızın başını önüne eğdirecek hiçbir oluşum içerisine girmedik, girmeyeceğiz. Çeşitli ayak oyunları ile birbirini yok etmek isteyen siyasetçi mantığından uzak duracağız. Ta gençlik yıllarımızdan beri benimsediğimiz, inandığımız, kabul ettiğimiz davamızdan asla taviz vermeden Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak yolumuza devam edeceğiz. En büyük gücümüz önce bizi, hepimizi yaratan Yüce Mevlamızdır. Daha sonra sizlersiniz. Sizler olmadan asla biz bir şey yapamayız. Üç dönemdir bizlere vermiş olduğunuz güç ve enerjiyle yolumuza devam ediyoruz. Bize bugüne kadar vermiş olduğunuz emaneti asla yere düşürmedik. Canımız pahasına sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Sizden başkası bizi asla bu millete hizmet yapma yolundan döndüremez. Cumhuriyet, demokrasi, insan hak ve hürriyetler açısından kimse bize ders vermeye kalkamaz. Değerli hemşehrilerim, biz arkadaşlarımızla böyle bir yola çıktık. Şayet böyle bir görev verilirse yolumuza sizlerle birlikte devam edeceğiz. Olabilir.
farklı gelişmeler de olursa Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize ne görev verirse başımız gözümüz üzerinde yeri var der, yolumuza devam ederiz. Hiçbir endişemiz yoktur. Biz bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye hakka hizmet bildik. Ben ve arkadaşlarım bu süreç içerisinde dedikodu yapmayacağız. Kimsenin hakkına en ufak bir incitici söz söylemeyeceğiz. Kişi hak ve hukukuna halel getirecek hiçbir girişimde bulunmayacağız. Seviyeli ve ahlaklı siyaset yapacağız. Aday adayı olan tüm arkadaşlar bizim kardeşlerimizdir. Medeni ölçüler içerisinde bu süreci hep beraber geçireceğiz. Ben hem bizim partimizden aday adayı olan hem de diğer partilerden aday adayı olan tüm kardeşlerime bu süreç içerisinde başarılar diliyorum. Kırmadan dökmeden demokratik bir seçim geçirmemizi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi en kalbi, en sıcak duygularla selamlıyorum. Bu sürecin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Her güzel şey Türkiye için, her güzel şey Erzincan için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar.